Merhaba. Erdoğan muhalefetin beceriksizliği ve ona karşı birleşememesi nedeniyle bugünlere kadar getirdi. Elbette siyasi rakiplerini sindirmek, bölüp parçalamak, ayaklarını kaydırmak için de devletin tüm imkanlarını hoyratça kullandı. Görünüyor ki bu bile yetmiyor artık. Yani bakmayın esip gürlediğine. İlk defa iddiasız muhalefete rağmen gücünü korumakta zorluk çekiyor. Ankara'da bir günde dört mevsim yaşanıyor. İktidar bloğu öyle dağınık ki. Erdoğan sendika başkanının bile ayakta alkışladığı memur emekliye %25 maaş zammını bir gün sonra 5 puan artırıp %30'a çıkardı. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak kararını daha o gün Türkmenistan uçağında yorumladığı halde basına dağıtılan metinden çıkardı. Arayasa Mahkemesi yetkisi olmadığı halde basit çoğunlukla HDP'ye hazine katkısına blokaj koydu. Mahkeme parti kapatma davasında kararını ne zaman açıklayacak bunu başkan ve üyeler dahil kimse kestiremiyor. Daha mühim iki konu var ki Erdoğan bir türlü hakim olamıyor ve ne yapacağını da bilmiyor. İlki MHP ve ülkücü tabanı karşı karşıya getiren Sinan Ateş cinayeti, ikincisi seçim tarihi belirsizliği. Kabul edelim ki 14 Mayıs henüz konuşulan bir tarihtir. Erdoğan bu tarihi ortaya attı ama arkasında duramadı. Kendi kararımla, Cumhurbaşkanı kararıyla ülkeyi seçime götüreceğim de demedi diyemiyor. Bunu ancak sözcülerine söyletiyor, nabız yokluyor. Şarkıcı Gülşen'i tutuklayın, Şebnem Korur Fincancı'yı tahliye edin, Gezi davası kararlarını onayın, enflasyonu her ay 10 puan düşürün demek kadar kolay değil bu konular. Sondan başlayalım. İktidar ve saray çevrelerinde hiç kimse seçimin ne zaman olacağına karar vermiş verebilmiş değil. Erken alınacaksa bunun nasıl olacağını da henüz bilmiyorlar. Sadece nabız yok diyorlar. Muhalefet taş koydu TBMM kararıyla zor. Cumhurbaşkanı kararı kesin gibi de orada da kararsızlık hakim. Bağlı olarak. HDP'yi kapatarak mı seçime gidelim kararı seçim sonrasına mı bırakalım? Bundan da emin değiller. Yarın basit bir mahkeme kararıyla düşecek siyasi yasak kararıyla adaylardan birini elemine ettiler ama bu bile kazanmak için yetmiyor. AKP ve Erdoğan muhalefetin tüm çelimsizliğine karşın seçimin favorisi değil, olamıyor bir türlü. Zannediyorum şu ara Erdoğan'ın canını fena halde sıkan şey 5 ay içinde seçim yapmak zorunda oluşu. Bunu ne ertelemeye ne de ortadan kaldırmaya gücü yetiyor. MHP'nin gazıyla gelinen noktada AKP elindeki Kürt oyları da yitirdi. Öyle kararsızlık hali var ki önceki seçimi 24 Haziran'da yaparken akla gelmeyen mevsim şartlarına yaslanıp seçimi öne çekmeye çalışıyorlar. Ne kadar öne çekecekler bilmiyorlar. AKP'de kafalar bu kadar karışıkken iktidar ortağı da bir cinayetle dağıldı. Sinan Ateş cinayeti neresinden bakarsanız bakın siyasi. Emniyet ve yargı iki ortağın elinde ama krizi yönetemiyorlar. MHP mafyadaki tetikçilerine lider teşkilat doktrin nutukları çektiriyor. Genel merkez şer güruhunun dillerini kesip bozguncuların boynunu koparırız. Tehditleri savuruyor ama nafile. Taban kaynıyor. Bunun bariz göstergesi Sinan Ateş'in cenazesine katılan binlerce ülkücü. MHP'li veya İyi Partili olmayan ülkücüler şu ara hayli dinamik. Bitmedi. MHP bağlantılı tutuklamalardan özel harekat polislerinin gözaltına alınmasına kadar bir zincir var. Tetikçiler polis gözetiminde yola çıkmış, araçlarına çakar takılmış filan. Cinayet organizasyonu her geçen gün büyürken, gözaltına alınanların ifade süreci hızlı tutulup süratle tutuklanması örtbas etme gayretini gösteriyor. Erdoğan ve Bahçeli nasıl iktidarda kalırız diye kara kara düşünürken Son siyasi cinayetle sarsıldılar. Değişmez kuraldır. Yangını başlatmak kolay, söndürmek zordur. Kimin çıkardığını biliyoruz en azından.